Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsünün yapmış olduğu basın toplantısında kullandığı talihsiz ifadelere de değinmek istiyoruz. Malum parti sözcüsü adeta 28 Şubat jargonuyla bir takım düşünceler serdetmiştir ve bu açıkladığı düşünceler aslında bizim Yeniden Refah Partisi olarak her fırsatta söylediğimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genetik özelliklerinin bir tezahürüdür. Ne kadar makyaj yapsalar da, ne kadar kıyafetlerini değiştirseler de doğuştan gelen genetik özellikler değişmiyor ve herhangi bir fırsat bulduğunda tekrardan gün yüzüne çıkıyor. 1000 sene İslam'a bayraktarlık yapmış, aziz milletimizin evlatlarına Kur'an öğretilmesi, dininin öğretilmesini çağ dışılık olarak nitelemek hiç kimsenin haddine değildir. Bu aziz millet tam 6 asır boyunca İslam'la yücelmiş ve yine bu sayede bütün dünyaya adaletle hükmetmiştir. Bu nedenle CHP sözcüsü tarafından dile getirilen bu zihniyeti şiddetle kınadığımızı açıkça ifade ediyorum. Tabii yine eklenmesi gereken bu gibi açıklamalar Sayın Kılıçdaroğlu'nun mütedeyyin muhafazakar seçmene yönelik vermiş olduğu ılımlı mesajları, helalleşme gibi bir takım adımlarını da yerle yeksan ediyor. Suriye ile ilgili ifade edilmesi gereken diğer önemli bir konu da son dönemde Amerika ve Rusya'nın Suriye konusunda mutabakata varması ve birbirine yakınlaşmasıdır. Çok sık şekilde Rusya ve Amerika arasında Suriye'de işbirliği ve ortaklaşa hareket noktasında adımlar atılıyor. Putin ve Biden'ın Suriye özel temsilcileri bir araya geliyorlar. Ortak stratejiler geliştiriyorlar. Eğer ekonomik ve teknolojik gücünüz olmazsa, eğer siz dış güçlerden sıcak para, döviz, kredi, borç için onların kapısında bekliyorsanız, tam 20 seneden bu yana D8'i canlandırıp D60'ı kurmadıysanız, 57 Müslüman ülkeye öncülük ve liderlik yapmak yerine Amerika'nın, Avrupa'nın, G20'nin kapısında beklemeyi tercih ettiyseniz en sonunda olacağı budur maalesef. Üretim, istihdam, ihracat odaklı bir ekonomi, borçlanmadan milli kaynaklarla yürütülen bir ekonomi. Bunu hem söyledi hem de milli görüş uyguladı. Bugün de bu yaşanan krizler karşısında işin uzmanları, bilim adamları, ekonomistler açıkça milli görüşü doğruluyor. Diyorlar ki efendim çözüm katma değerli ürün üretmek ve ihraç etmektir. Bu katma değerli ürünün üretilebileceği ve ihraç edilebileceği şartları, iklimi mevcut iktidarın oluşturması gerekir, hükümetin, devletin oluşturması gerekir. Ve aynı zamanda yine yapılması gereken de üretirken %82 oranındaki dışa bağımlılığımızı azaltacak adımları atabilmek.